Birinci soru. Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. Çarpım şeklinde gösterimi 10 çarpı 10 çarpı 10. Bunu 10 üzeri 3 şeklinde üstü ifade olarak gösteririz. Okunuşu ise 10'un küpü olur. Bunun değeri ise 10 çarpı 10 çarpı 10 1000'e eşittir. 8'in karesini 8 üzeri 2 şeklinde gösteririz. 8 çarpı 8 şeklindedir. Bunun değeri de 8 kere 8 64 olur. 6'nın karesi 6 çarpı 6 şeklinde gösterilir. Bu 6'nın karesi diye okunur. 6 kere 6 da 36'ya eşittir. 15 çarpı 15, 15 üzeri 2 şeklinde gösterilir. Bu 15'in karesidir. 15 çarpı 15, 225'e eşittir. İkinci soru. 3 katlı bir apartmanın her katında 3 daire, her dairede 3 oda vardır. Toplam oda sayısını gösteren üslü ifadeyi yazarak değerini bulunuz. Apartman 3 katlıymış, her katında 3 daire varmış ve her dairede 3 oda varmış. O zaman oda sayısı arkadaşlar 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 3 üzeri 3, 3'ün küpü şeklindedir. Bunun değeri ise 27'ye eşittir. Üçüncü soru. 9'un küpünün değerini bulunuz. İfadesini yanda verilen tablodaki gibi çözen Hatice'nin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. Birinci adım 9'un küpü 9 üzeri 3. İkinci adım 9 üzeri 3 eşittir. 9 çarpı 3 27. İkinci adım hatalıdır. Bunun doğrusu 9 üzeri 3. 3 tane 9'un çarpımı şeklinde olacaktı. Bu da arkadaşlar 9 kere 9 81. 9 kere 81 729'a eşittir. Dördüncü soru. Bir at çiftliğinde 13 tane ahır ve her ahırda 13 tane at olduğuna göre bu çiftlikteki toplam at sayısını üstü ifade olarak göstererek çiftlikte kaç at olduğunu bulunuz. Şimdi 13 tane ahır varmış. Her ahırda 13 tane at varmış. O halde at sayısı 13 çarpı 13 şeklinde gösterilir. Bu ifade 13'ün karesine eşittir. 13 üzeri 2'ye. Bunu da arkadaşlar değeri 13 çarpı 13 169'dur. Beşinci soru. 4'ün karesi ile 4 çarpı 2 işlemlerini modelleyerek sonuçlarını karşılaştırınız. 4 çarpı 2'yi de şu şekilde modelleyebiliriz. Buradaki kare sayısını bulurken 4 çarpı 2 yaparız. Bu da 8'e eşittir. Birinci soru. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. A şıkkı 146 artı 24 bölü 5. Önce parantez içini yapalım. 146 ile 24'ü topladığımızda 170 olur. 170'i de 5'e böleceğiz. 170'i 5'e böldüğümüzde 34 olur. B şıkkı 48 eksi 6 çarpı 3. Önce parantez içini yapalım. 48 eksi 6 ile 3'ü çarptığımızda 18 olur. 48'den de 18'i çıkardığımızda işlemin sonucunu 30 olarak buluruz. C şıkkı 4'ün karesi artı 75 eksi 36. 4'ün karesi 4 kere 4 16 olur. Parantez içini yapalım. 75'ten 36'yı çıkardığımızda 39 olur. 16 ile de 39'u topladığımızda 55 olarak işlemin sonucunu buluruz. C şıkkı 12 çarpı 6 bölü 24. Parantez içini yapalım. 12 ile 6'yı çarptığımızda 72 olur. 72'yi de 24'e böldüğümüzde işlemin sonucunu 3 olarak buluruz. İkinci soru. Aşağıda verilen işlemleri kontrol ediniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. A şıkkı 2 çarpı 5 artı 9 eşittir. 10 artı 9 eşittir 19 olmuş. Bu yanlış olmuş arkadaşlar. Hata var. Çünkü önce parantez içi yapılır. Şu şekilde olacaktı işlemimiz. 2 çarpı 5 artı 9 14. 2 kere 14 28 olmalıydı. B şıkkı 12 artı 16 bölü 4 eşittir. 28 bölü 4 eşittir 7. Şimdi önce parantez içi yapılacak. 12 ile 16'yı topladığımızda 28 doğru. 28 ile 4'e bölündüğünde 7 bulunmuş. Bakın bu doğru yapılmış. C şıkkı 78 eksi 4 çarpı 5 eşittir. 74 çarpı 5 eşittir 370. Bu da yanlış arkadaşlar. Önce parantez içi yapılmalıydı. 78 eksi 4 kere 5 20 olacak. 78'den de 20'yi çıkardığımızda işlemin sonucu 58 olmalıydı. Üçüncü soru. Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için parantezleri uygun yerlere yerleştiriniz. A şıkkı 3 çarpı 18 eksi 12 eşittir 18. Burada sonucun 18 çıkması için parantezin burada olması gerekir.
18'den 12 çıktığında 6 olur. 3 ile de 6'yı çarptığımızda 18 buluruz. B şıkkı 4 çarpı 8 artı 9 eşittir 68. Bu işlemin doğru olabilmesi için parantezin burada olması gerekli. Çünkü 8 ile 9'u topladığımızda 17 olur. 4 ile de 17'yi çarptığımızda 68 buluruz. C şıkkı 60 bölü 15 artı 5 eşittir 3. Bu işlemin doğru olabilmesi için arkadaşlar parantezin buraya gelmesi gerekir. Çünkü 15 ile 5'i topladığımızda 20 olur. 60'ı da 20'ye böldüğümüzde 3 buluruz. Dördüncü soru. Aşağıda verilen işlemler ile sonuçlarını eşleştiriniz. A şıkkı 18 artı 4 çarpı 2. Şimdi 18 ile 4'ü topladığımızda 22 olur. 22 ile de 2'yi çarptığımızda 44 buluruz. Bakın bu 4 numarayla eşleşecek. B şıkkı 75 eksi 16 çarpı 3. 16 ile 3'ü çarptığımızda 48 olur. 75'ten de 48'i çıkardığımızda 27 buluruz. Bakın bu da bununla eşleşecek. C şıkkına bakalım. 5'in karesi çarpı 4 artı 3. 5'in karesi 25'tir. 4 ile 3'ün toplamı 7. 7 kere 25, 175 olur. Bakın bu da 1 ile eşleşecek. C şıkkı 9 çarpı 6 bölü 3'ün küpü. Parantez içini yapalım. 9 ile 6'yı çarptığımızda 54 olur. 3'ün küpü de 27'dir. 54'ü 27'ye böldüğümüzde 2 buluruz. Bakın bu da bununla eşleşecek. 5. soru. Aşağıda verilen işlemlere uygun birer problem kurunuz. Şimdi A şıkkı şöyle olsun arkadaşlar. A şıkkı 3 çarpı 4 artı 2. Şöyle diyebiliriz bakın. 3'ün 4 katının 2 fazlası kaça eşittir? B şıkkı 3 çarpı 4 artı 2. Önce parantez içi yapılacak arkadaşlar. 4'ün 2 fazlasının 3 katı kaçtır? 6. soru. Hesap makinesinde aşağıdaki işlemleri yapan Fatma, aynı sayılarla bölme ve toplama işlemleri yaptığı halde 2 farklı sonuç bulmuştur. İşlemleri inceleyiniz. Sonuçlar neden farklı çıkmıştır? Açıklayınız. Birinci işlemde parantez içinde 48 bölü 2 var. 48'i 2'ye böldüğümüzde 24 olur. 24 ile de 10'u topladığımızda sonuç 34 çıkmış. İkinci işlemde de parantez içi 12'dir. 48'i 12'ye böldüğümüzde 4 buluruz. İşlemlerin farklı çıkmasının nedeni parantezlerin farklı yerlerde olmasından dolayıdır. 7. soru. Verilen sonuçların doğru olması için boşluklara uygun işlem işaretlerini yazınız. A şıkkı 15, 21 ve 9 var. Sonuçta 180 çıkmış. Şimdi burasının çarpı olacak arkadaşlar. Çarpı. Burasının da eksi olması gerekir. Çünkü 21'den 9 çıktığında 12 olur. 15 ile de 12'yi çarptığımızda 180 buluruz. B şıkkı 45, 39 ve 7 verilmiş. Birinci işlemin toplama, ikinci işlemin de bölme olması gerekiyor. Çünkü 45 ile 39'u topladığımızda 84 olur. 84'ü de 7'ye böldüğümüzde 12 buluruz. 8. soru. Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. A şıkkı. A şıkkı 72 eksi kare bölü 3 eşittir 17. Şimdi 17 ile 3'ü çarptığımızda arkadaşlar 51 buluruz. 51 3'e bölündüğünde 17 olur. Bakın burası 51 olmalı. Şimdi 72'den bir sayı çıkmış, 51 olmuş. 72'den 51'i çıkararak bu sayıyı 21 olarak buluruz. B şıkkı üçgen eksi 12 çarpı 2 eşittir 4. Şimdi 12 ile 2'nin çarpımı arkadaşlar 24 olur. Bir sayıdan 24 çıkmış, sonuç 4 olmuş. 24 ile 4'ü topladığımızda o üçgen sayısını 28 olarak buluruz. Birinci soru. 407.985.003 sayısının milyonlar basamağı ile yüzler basamağındaki rakam yer değiştirildiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sayımız 407.985.003'müş. Bu sayının milyonlar basamağı ile yüzler basamağındaki rakam yer değiştirecekmiş. Şimdi yüzler basamağında 0 var, milyonlar basamağında da 7 var. Bu ikisini yer değiştirdiğimizde yeni oluşan sayı şu şekilde olacak bakın. 400.985.703. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru. Levha sayılarına göre kullanılacak boya miktarını gösteren tablonun bir kısmı yanda verilmiştir. Tabloya göre 48 tane levha boyamak için bir boyacı kaç kilogram boya kullanır? Şimdi tabloya baktığımızda arkadaşlar boya miktarı ile boyanacak levha sayısı arasında hep 4 katı var. Dolayısıyla arkadaşlar 48'i 4'e bölerek
Boya miktarını 12 kilogram olarak buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soru. Yanda verilen toplam işleminin sonucunun onlar basamağı bilinmediğine göre üçgen aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bakın bu üçgenler 2 olmak zorunda. Çünkü 2, 2 ve 2'nin toplamı 6 olmuş. Burada da 2, 2 ve 2'nin toplamı 6 bir de elde gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buradaki 3 tane üçgen toplandığında 10'dan fazla çıkacak. Dolayısıyla bu üçgen 3 olamaz. Çünkü 3 tane 3'ü topladığımızda 9 yapar. Bakın buraya elde geleceği için doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru. Peçete koleksiyonuna birinci hafta 5 peçete ile başlayan Burcu, sonraki her hafta koleksiyonuna 4 peçete ilave etmiştir. 5. haftanın sonunda Burcu'nun peçete koleksiyonunda kaç peçete olur? Birinci hafta 5 ile başlamış arkadaşlar. İkinci hafta 4 ilave edince 9 olur. Üçüncü hafta 4 ilave edince 13 olur. Dördüncü hafta 4 ilave edince 17 olur. 5. hafta arkadaşlar 17'ye 4 ekleyince 21 olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 27 çarpı 8 işleminin sonucuna en yakındır? Şimdi bu işlemi yapalım arkadaşlar önce. 27 ile 8'i çarpalım. 8 kere 7 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 8 kere 2 16. 5 de elde 21. 216 bulduk sonucu. A şıkkına bakalım. 5 ile 40'ı çarptığımızda 200 buluruz. B şıkkını yapalım. 9 kere 3 27. 27'nin 7'si elde var 2. 9 kere 2 18. 2 de elde 20. 207 bulduk. C şıkkına bakalım. 52 çarpı 4. 4 kere 2 8. 4 kere 5 20. 208 bulduk. D şıkkı 21 çarpı 10. Bu da 210 yapar. Şimdi 216'ya en yakın 210. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 6. soru. Kütlesi 80 kilogram olan bir kişi en çok 640 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 50 kilogram olan kolilerden en çok kaç tanesi ile birlikte binebilir? Şimdi toplam 640 kilogram yük taşıyabiliyorsa asansör, kütlesini çıkardığımızda bu kişinin geriye 560 kilogram kalır. Her birinin kütlesi 50 kilogram olan kolilerden en fazla 11 tane taşıyabilir. Çünkü 50 ile 11'in çarpımı 550 olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. soru. Bir çiftlikte 7 kümes ve her kümeste 7 tavuk ve her tavuğun 7 civcivi vardır. Buna göre bu çiftlikteki civciv sayısını gösteren ifade hangisidir? Şimdi 7 kümes, her birinde 7 tavuk, her tavuğun 7 civcivi varsa bu 7 çarpı 7 çarpı 7 şeklindedir. 7'nin küpüne eşittir arkadaşlar civciv sayısı. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 8. soru. Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalda ise kasadakinden 124 fazla elma vardır. Buna göre 833 çuvaldaki toplam elma sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunabilir? Önce bir çuvaldaki elma sayısını bulacağız. Bir çuvaldaki elma sayısı arkadaşlar bir kasadaki elma sayısından 124 fazlaymış. O zaman 35 ile 124'ü toplayacağız. Bu bir çuvaldaki elma sayısıdır. Toplam 833 çuval varmış. O zaman 833 ile bu sayıyı çarptığımızda toplam elma sayısını buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 9. soru. 783 kilogram pirincin tamamı paketler tam dolacak şekilde 8 kilogramlık, 4 kilogramlık ve 3 kilogramlık paketlere paylaştırılacaktır. Buna göre en az kaç tane pakete ihtiyaç vardır? Paket sayısı en az olması istenmiş. O zaman bu pirinçleri 8 kilogramlık paketlere koymaya çalışalım. 783'ü 8'e bölelim. 78'in içerisinde 8, 9 keredir. 9 kere 8, 72. Çıkardığımızda 6 olur. 3'ü indiririz, 63. 63'ün içerisinde 8, 7 keredir. 7 kere 8, 56. Çıkardığımızda 7 olur. Şimdi 8 kilogramlık toplam 97 paket yaptı. Geriye 7 kilogram arttı. Bu 7 kilogramı da arkadaşlar bir tane 4 kilogramlık, bir tane de 3 kilogramlık paket yaparsak bakın toplam paket sayısı 99 tane olmuş oldu. 10. soru. Sinan 10 tane lamba, 25 tane masa ve 100 tane sandalye alacaktır. Yanda verilen mağazalardan fiyat alan Sinan alışverişini en uygun kaç liraya yapar? Şimdi 10 tane lamba alacakmış. Lambalar ikinci mağazada daha ucuz olduğu için 45 ile 10'u çarpalım. 45 ile 10'u çarptığımızda 450 TL yapar. 25 tane masa alacakmış. Masalara baktığımızda gene ikinci mağazada daha uygun arkadaşlar. 75 lira.
75 ile 25'i çarpalım. Bu işlemi yaptığımızda 5 kere 5 25, 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 7 35, 2 de elde 37. 2 kere 5 10, 10'un 0'ı elde var 1. 2 kere 7 14, 1 de elde 15. Topladığımızda 5, 7, 8, 1. Masaların fiyatını da 1875 lira olarak bulduk. 100 tane de sandalye alacakmış. Sandalyeler birinci mağazada daha uygun. 60 lira. 100 tane alırsa arkadaşlar bu da 6000 lira yapar. Şimdi toplam alışveriş fiyatı ne kadar oldu ona bakalım. Topladığımızda 5, 5, 7 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1. 4, 8 daha 12, 1 de elde 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 6, 1 daha 7, 1 de elde 8. Bakın arkadaşlar toplam 8.325 lira bulduk. 11. soru. Tek seferde 80 adet tuğla taşıyabilen bir inşaat asansörü 5025 adet tuğlayı taşımak için en az kaç sefer yapmalıdır? 5025'i 80'e bölelim. 502'nin içerisinde 80 6 keredir. 6 kere 0 0, 6 kere 8 48. Çıkardığımızda 22 buluruz. 5'i indiririz. 225'in içerisinde 2 keredir. 2 kere 80 160. Çıkardığımızda 5 olur. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 0 kaldı. 65. Bu asansör 80 adet tuğlayı 62 seferde taşır arkadaşlar. Geriye de 65 tane tuğla kalır. Bu 65 tane tuğla için bir sefer daha yapması gerekiyor. Toplam 63 sefer yapması gereklidir.